Arkadaşlar merhaba, Fehmi Hoca ile İngilizce kanalıma hoş geldiniz. Ben Fehmi Korkmaz. Bugün 20. videomuzda sizlerle beraberiz ve bugün itibariyle de hepinize teşekkür ediyoruz. Abonemiz sayenizde, hepinizin desteğiyle sağ olun. 1000 aboneyi kısa zamanda yakaladık, geçtik. İnşallah daha da katlanarak abone sayımız devam edecek. Bu konuşmayı yapmamın sebebi arkadaşlar, ilk videomuz sanırım 29 Mart tarihinde yüklenmişti ve size o videoda 2 dakikalık kısa bir sunum yapmıştım. Tubi fiilinden bahsetmiştim ve sizlerden gelen istek ve izlenme oranlarını ve süresini YouTube stüdyomuna girip incelediğim zaman Tubi fiiliyle arkadaşlarımızın İngilizceye gönül vermiş insanların çok ilgilendiğini, bunu çözmede çok sıkıntı çektiğini düşünerekten Tubi fiilini A'dan Z'ye bütün detaylarla bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, to be verb olmak fiilinin tüm zamanlarda ve çekimlerini bugün sizlere anlatacağım ve derse başlamadan önce de Shakespeare'in şu özlü sözüyle, veciz sözüyle başlıyoruz. To be or not to be. Olmak ya da olmamak. It's all the question. Bütün mesele işte bu. William Shakespeare, İngiliz edebiyatının duayenini bu sözünden yola çıkaraktan to be fiilini, bu özdeyiş içerisindeki to be olmak fiilinden to be fiilini öğreneceğiz. To be fiili de Shakespeare'in de dediği gibi olmak ya da olmamak, bütün mesele bu dediği gibi. İngilizce'de de to be fiilini öğrenmek ya da öğrenmemek. Öğrendiysek zaten meselemiz kalmayacak inşallah. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. To be fiilinin tüm çekimleri. Şimdiki zaman veya geniş zaman dediğimiz arkadaşlar çekimi. Ravza kaç ayrılıyormuş? Yanımda yine kızım Ravza var. Geciktim anlatmakla, kusura bakmayın. Evet, kullanımı 3'e ayrılır. Evet, şimdiki zaman veya geniş zamanda diyebiliriz bunun çekimi. To be fiili ne oluyormuş o Ravza? Emizar. Emizar. Kaça ayrılıyormuş kullanımımız? 3'e. 3'e. Evet. A maddesi okuyalım Ravza. Emizardan sonra isim söyle kelime gelirse isim cümlesi olur. Evet arkadaşlar. Hep bunu karıştırıyoruz. Emizardan sonra gelen kelimemiz isim soyluysa sıfat da olabilir. Tamlama da olabilir. Edat da olabilir. Edatlı bir ifade de olabilir. Hani yani isim soylu kelimeyi artık bilmemiz lazım. Hani İngilizce öğreniyorsa yani ana dilde de sıkıntı yaşamamak lazım. Çünkü hani ana dilini iyi bir şekilde bilmeden insan yabancı dili öğrenemez. Yani bu gerçekle de yüzleşelim artık. İsim soylu kelime geldiği zaman isim cümlesi oluyor. Şimdiki zaman ya da geniş zaman isim cümlesi. My father is a doctor. Bakıyoruz doctor kelimesi. İsim mi arkadaşlar? İsim. Evet, cümlede is var mı? Var. Demek ki bu cümlemiz nedir? İsim cümlesidir. İsim. İsim cümlesidir ve şimdiki zaman isim cümlesidir. My father is a doctor. Ne demek Ravza? Benim babam doktor. Teşekkürler. B maddesini okuyalım. Emizardan sonra verb diyoruz ona Ravza. Verb fiil. Ayın. Evet verb. Verb ink gelirse şimdiki zaman fiil cümlesi olur. Evet arkadaşlar. Şunu demek istiyor. Emizardan sonra yukarıda doktor dedi ya. Doktor yerine burada bir fiil ve fiilin sonunda ing takısı olacak. Ve o zaman şimdiki zaman fiil cümlesi olacak. Bakalım örneğimize. My father is, orada yazma yanlış var kusura bakmayın. W ile A yeri değiştirerek. My father is watching TV now. Ne diyor Razı? Babam şimdi ne yapıyor? Televizyon izliyor. Televizyon izliyor. İzlemek fiili olan bir watch var. Watch'ın sonunda ing getirdik. Cümlemiz şimdiki zaman fiil cümlesi oldu. C maddesi Razı. Emizardan sonra V3 gelirse edilgen geniş zaman fiil cümlesi olur. Evet arkadaşlar, bu V3 yani verb'ün paspartisi demek. Fiilin 3. hali. Düzenli fiillerde iyi de getirerekten 3 yapardık. Bunu da hatırlamanız lazım. The apricot is grown in Malatya. Kayısı Malatya'da yetiştirilir. Gördük mü? Edilgen cümle ve geniş zaman. Evet, diğer sayfamıza bakalım. Evet, birinci emizarı çeşitleriyle gördük. Şimdi emizarı vazver olduğu zaman Ravza, ikinci maddeyi okuyalım. Geçmiş zaman çekimini iyiymiş to be fiilinin. İki şekilde kullanılır. Bunlar was verden sonra isim soylu bir kelime gelirse geçmiş zaman isi cümlesi olur. Teşekkürler Ravza. Nasıl ki arkadaşlar birinci bölümde emizardan sonra isim soylu kelime geldiği zaman cümlemiz şimdiki zaman veya geniş zaman isim cümlesi oluyorsa was verden sonra da yine isim soylu bir kelime geldiği zaman cümlemiz geçmiş zaman isim cümlesi oluyor. Geçmiş zaman isim cümlesi oluyor. Örnek, it was cold yesterday. Dün hava soğuk idi. Dün hava soğuktu. Dün hava soğuktu. Ne oldu burada? Cold, soğuk kelimesi sıfattır. Dolayısıyla isim soylu kelime grubuna dahil ediyoruz. Yine yukarıda isim cümlesindeki
unutulmuş arkadaşlar, kusura bakmayın. İsi cümlesi değil, isim cümlesi. Oradaki şeyleri hoşgörüm. B maddesi was verb'den sonra verb 3 gelirse, fiilin 3. hali gelirse arkadaşlar, cümlemiz edilgen geçmiş zaman fiil cümlesine dönüşüyor. Bakalım örneğimize. The classroom was cleaned last week. Sınıf geçen hafta temizlendi. Bakın was var. Was'dan sonra clean, temizlemek fiilimiz var. Clean, temizlemek fiilimiz düzenli bir fiil olduğu için düzenli fiili verb 3'e dönüştürürken sonra ed getiriyorduk. Cleaned yaptık last week diye zaman zarfında cümlenin sonuna yerleştirdik ve cümlemiz edilgen geçmiş zaman fiil cümlesi oldu. Geçen hafta sınıf temizlendi. Yukarıda ise it was cold yesterday. Dün havanın soğuk olduğunu söylüyorsa, dün hava soğuk idi diyor. Yapılan bir iş, olay, eylem yok arkadaşlar. Bu isim cümlesi ve fiil cümlesi noktasında eksiğiniz varsa çalışın. Yüklemeye göre cümle çeşitlerini çalışmanız lazım. Evet. To be fiil tüm çekimlerine devam ediyoruz. Üçüncü madde. Perfect yapılardan sonra. Bu model de olabilir arkadaşlar. Perfect yapı tense'ler de olabilir. Nedir bu? Future perfect tense. Present perfect tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, present perfect continuous tense veya perfect modal dediğimiz, yani bildiğimiz modullardan, can, must, should gibi modullardan sonra have past participle yapılar, işte should have verb 3, must have verb 3, could have verb 3, can't have verb 3 gibi yapılardan sonra been olarak kullanırız. Been de arkadaşlar to be fiilin 3. hali, past participle halidir. Perfect yapıya tense bir örnek vermiş. Mr. Brown has been to London. Bay Brown işte Londra'da bulundu. Gitti gördü oraya. Daha önce bulundu. Londra şehrinde bulunmuş, görmüş. Orayı biliyor anlamında bulundu. Burada perfect, present perfect'te cümle kurmuş. İkinci örneği özellikle verdim. Perfect modullarla bir cümle kurmuş. You should have been. Bakın should var. Perfect yapmak için modul peşinden have geldi. Devamında ise been'in çekimli, past participle çekimi olan been kelimesi geldi. You should have been more careful while driving the car. Araba kullanırken, arabayı kullanırken, araç kullanırken daha dikkatli olmalıydın. Daha dikkatli olman gerekirdi mesajını veriyor. Fakat have'i kullanmasak you should be more careful. Daha dikkatli olmalısın. Her zaman için, şu an için. Ama you should have been more careful while driving the car. Yani geçmişte buna dikkat etmemiş, riayet etmemiş, yani dikkatli olmamış arabayı kullanırken. Olan üzerinde zaman geçtikten sonra da kişi bize bu noktada tavsiyede, öğütte, uyarıda bulunuyor. Arabayı kullanırken daha dikkatli olman gerekirdi ama olmadığın anlamda. Perfect modullarda da be olmak fiilini arkadaşlar been şeklinde 3. halde kullanıyoruz. 4. maddemiz Ravza. Master hali neymiş to be fiilinin, olmak fiilinin? To be olmak, kendisinden sonra isim soyu bir kelime alarak olmak istenilen durum hakkında bilgi vermiş oluruz. Evet, evet, işte bunu çok karıştırıyoruz arkadaşlar. Yani to be emizar olarak da kullanabiliyoruz. Yani videomu tekrar tekrar izleyin, yani bir izlemede anlaşılacak şeyler de gerçekten biraz karışık. Ama çözdüğünüz zaman Shakespeare'in sözünde olduğu gibi to be or not to be, it's all the question. Yani to be fiilini bilmek bilmemek. Yani bütün mesele bu. Bildiysen İngilizcen zaten çoğunu çözmüşsünüz arkadaşlar. Halletmişsiniz demektir. Ama bunu hep karışır. Hep emizar emizar. Herkesin dilinde emizar bilir. Yani emizar emizar ama yok. Yani açıklayamaz ya da doğru bir şekilde kullanamayız. I want to be happy. Ben mutlu olmak istiyorum. Olmak anlamında. Şimdi olmak istediğin durum mu anlatan isim soylu kelimemiz ne? İşte bu kelimenin türlerini iyi bilmek lazım. Happy. Mutlu kelimesi. Mutlu kelimesi bir sıfattır arkadaşlar. Yani buraya isim de getirebilirim. I want to be a doctor. Doctor. Veya I want to be a lawyer. Yani avukat, işte doktor, neyse, öğretmen, işte ne olmak istiyorsa kişi, olmak istiyorum şeklinde bir cins isim de getirebilir. Happy, mutlu olmak gibi, alone, yalnız gibi, yalnız gibi değişik bir sıfat da kullanabilir. I want to be happy, mutlu olmak istiyorum derken orada olmak, ne olmak istediğini anlatırken olmak fiilini mastar halde to be olarak kullandı arkadaşlar. Evet. Gerund hali arkadaşlar. Gerund demek fiilin sonuna ing getirdiğimiz hali. Continuous hali. Be fiili gerundları biliyoruz. Zaten fiilin sonuna ing getirdiğimiz zaman gerund olur. Be'ye de biz ing getirince being olarak kullanıyoruz. Ve buraya dikkat edelim. Razı okuyalım. V'den sonra. Master haliyle.
Being olarak kullanılır ve master haliyle ifade edemediğimiz fiillerle kullanılır ama anlam olarak fark yoktur. Sadece yapısal farklılık söz konusudur. Evet, burası çok önemli. Yapısal farklılıklar Atıca. Hani bir önceki örnekte demiştim. I want to be happy. Mutlu olmak istiyorum. Bakın bunda gerund'la yani be olmak fiilinin gerund hali ing sonra ing takısı almış haliyle olduğu zaman bakın I miss being happy. Mutlu olmayı özlüyorum. Bakın, I want to be happy. Mutlu olmak istiyorum. I miss being happy. Mutlu olmayı özlüyorum. Yani burada being kullanmasının tepe sebebi arkadaşlar yapısal farklılıklardan kaynaklanıyor. Ravzan dediği gibi. Açıklamada olduğu gibi. Anlam olarak fark yoktur aslında. Bir şey değişmiyor. Sebebi miss fiilinden sonra gelen fiiller gerund'a dönüşür arkadaşlar. Sebebi budur. Bu ileri düzeyde çalışanlar hatırlar bunu. Miss fiili kendisinden sonra fiil alırsa bu fiili gerund yapar. Bir önceki fiilimizde ise want vardı. Want fiili de to infinitive yapar. Onun için mutlu olmakta to be'yi kullandım. Mutlu olmayı özledim derken de be olmak fiilini gerund şeklinde being olarak kullandık arkadaşlar. Altıncı maddemiz Ravza yalın hali dediğimiz base form verb 1. Be şeklinde yalın halde kullanılır. To be fiilinin yalın hali olan be present modallardan gone to ve will'den sonra kullanılır. Evet arkadaşlar. Yalın hali en temel hali yani çekimlenmemiş hali. Yani sözlükte açtığımız zaman olmak fiili bulduğumuz kelime olan be fiili be harfine gittiğim zaman be harfinde bulacağımız olmak fiili be şeklinde kullanılır. Bu to be fiilinin yani olmak fiilinin yalın hali be'dir. Present modullardan sonra gerekiyorsa kullanabiliriz. Present modullar işte must, can, should gibi. Going to yapısından sonra kullanabiliriz. Will'den sonra kullanabiliriz. Örnek, I will be at home tomorrow. Yarın evde olacağım. Bak olmak fiilini will'den sonra kullandık. Olmak yani evde bulunmak anlamında evde olacağım. Yani veya geç kalacağım anlamında da I will be late tomorrow. I will be late home tonight. Bugün geç kalacağım yani. I will be late to work tomorrow. Yarın işe geç kalacağım anlamında bir öbek ifade de kullanabiliriz. İkinci örneğimizde you must be kind to old people. Yaşlılara, yaşlı insanlara, kendinden büyük insanlara karşı saygılı, kibar, kind, kibar olmalısın. Must, melimalı be, must. Be olmalısın. Nasıl olmasın? Kind. Yine be fiilinden sonra isim soyulu bir kelime gelmiş. İsim de olabilir. Dediğim gibi sıfat da olabilir. Tamlama da olabilir. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Bu videomuzu tekrar tekrar izlemenizi ve herkese tavsiye etmenizi isterim. Bu detaylı bilgileri başka bir yerde bu şekilde bulabileceğinizi sanmıyorum. Ben çok araştırdım. Yani hepsini bu şekilde hani parça parça bulabiliyorsun ama hepsini tamamını bu şekilde anlatan bir video, bir not ben şimdiye kadar görmedim, karşılaşmadım. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir video oldu. Ben çok eminim, çok iddialıyım. Çok faydalanacaksınız bundan. Çok faydasını göreceksiniz inşallah. İnşallah bu to be fiili olayını bu videoyla artık bu sorunu ortadan kaldırırsınız. Artık sorun yaşamazsınız bundan sonra. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Evet Ravza. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.